Joker bölüm. 6. bölümden hemen önce. Konuşacak çok şey var. Ben mahalle kültürüyle büyüdüm. 90'ların çocuğuyum. Arkadaşlarım vardı. Oyun oynadığım, oyunlar yarattığım arkadaşlarım vardı. Hatırlıyorum da camdan baktığımda bahçede büyük bir çınar ağacı görürdüm hep. O çınar ağacına konan kuşlar vardı. Ben o kuşları çok severdim. Ahmet vardı mahallede, sapanla vurmaya çalışırdı kuşları, ona çok kızardım. Bir yandan da benimle arkadaşlık etmesini isterdim. Ama kızardım da ona, yapma derdim. Sonra Ender abi vardı. Arıları yakalardı. Böyle poşetin içine hapsederdi arıları. Sonra öldürürdü. Bunu neden yaptığını sorduğumda tehlikeyi seviyorum derdi. Risk almayı seviyorum. Ben de risk almayı seviyorsun diye bir canlıyı öldürmek mi istersin derdim. Ahmet'le Ender abinin ortak noktası buydu. İkisi de bir şeyi öldürmeye çalışıyordu. Yani ben çocukken aslında insanların zarar vererek keyif aldıklarını gördüm. Halbuki benim en keyif aldığım oyun saklambaç oynamaktı mesela. Ya da dans oyunu oynamaktı. Mahallenin en güzel kızıyla dans etmek hep hoşuma giderdi. Hep benimle ederdi. Belki de benimle ettiğini düşünmek isterdim. Bir gece camdan bakarken büyük bir çınar ağacı gördüm bahçede. O kuşların konduğu çınar ağacını ilk defa gördüğümü hissettim. Çünkü daha önce hep bakmışım. Dallarına baktım, yapraklarına baktım, gövdesine baktım. Gerçekten bir hikaye anlatıyordu adeta. Sonra ben geceleri uyuyamadığımda hep o ağaca bakarak uyumaya başladım. O ağacın bana bir hikaye anlattığını hayal ettim. Bazen bana birini söylediğini hayal ettim. Düşünsenize bir ağaçla bağ kurabilecek kadar duygu yüklüsünüz. Tabii o zaman sanatla kendimi ifade etmiyorum. Sadece bakışlarımla ifade edebildiğimi düşünüyorum. Çünkü çok küçüğüm, 5-6 yaşlarındayım. İlkokula yeni başlamışım. Bütün derdimi, sıkıntımı o çınar ağacına anlatmaya başladım. Camı açmadan da duyabiliyordu beni. En güzel yanı oydu. Yaprakları döküldüğünde üzülüyordum ama tekrar açtığında mutlu oluyordum. Yani bana hayat gibi bütün acısını, sevincini, her şeyini yaşatan önemli bir canlıydı hayatımda. Bir sabah bir testere sesi duydum. Cama koştum. Çınar ağacını kesiyorlardı. Ya niye dedim? Niye yani? Neden? Sebep ne? Neden kestiniz bu ağacı? Sordum kendi kendime. Sonra anneme babama sordum. Kimse cevap veremedi. Bakmak istemedim. Çektim perdeyi. 2-3 gün sonra sokağa çıktım. Her yer çok güzel kokuyordu. Hani böyle güzel bir ağaç kokusu vardı ya. Yanına gittim kesik ağacın. Üstüne oturdum. Sonra kollarımı açtım, ağaç taklidi yapmaya başladım. Ağlamaya başladım. Yağmur yağmasını çok istedim ama yağmur yağmadı. Sonra orada yaşlı bir amca vardı. Dedim ki amca bu niye kestiler bunu? Baktı şöyle. Yöneticinin dedi evine çok gölge yapıyormuş. Ondan kestik. İşte hayat da böyle. Siz büyüdükçe, yükseldikçe gölge yaptığını, yani gölge yaptığınızı düşünen kişiler
sizin elinizi kolunuzu kesmeye çalışıyorlar. Yükseldikçe bunlarla karşılaşıyorsun. O cinaverci çok büyük bir ağaçtı. Hem benim gönlümde hem de gökyüzünde. Ve sadece gölge yapıyor diye onu kestiler. Halbuki gölge yapması güzel bir şey. Bu hikaye bu kadar. Joker bölümü sona erdi. Konuşacak çok şey var. Anlatacak çok şey var.